kritik altyapılar toplum ve devlet düzeninin bozulmasına neden olan, can ve mal kayıplarına neden olabilecek olan altyapılara aslında deniyor. Neler kabul ediliyor? Enerji sektörü içerisinde elektrik enerjisi, petrol, doğalgaz, su yönetimi, ulaştırma, telekomünikasyon, bankacılık ve finans ve kritik altyapı hizmetleri, kritik kamu hizmetleri gibi alanlar ülkemizde şu anda Siber Güvenlik Kurulu tarafından kritik altyapı olarak tanımlanmış durumda. Kritik altyapılar milli güvenliğin vazgeçilmez bir parçası. Çünkü tanımda ifade ettiğim üzere eğer herhangi bir kritik altyapıya siber saldırı söz konusu olduğunda elektriğimiz gidebilir. Arıtma sistemlerine eğer bir su sistemlerine, su arıtma sistemlerine bir saldırı gerçekleşirse zehirlenme söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu alanda siber savunma çözümleri geliştirebilmek için ve bu sistemleri, kritik altyapıları yöneten ya da siber savunmasını gerçekleştirilen kişilerin belli farkındalıkların oluşturulabilmesi için Türkiye'de biz bu ilk olan kritik altyapılar ulusal tesisat merkezini kurmayı hedefledik. Uluslararası arenada aslında örnekleri var olan bir proje. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da ve Singapur'da. Ama Türkiye'de şu anda böyle bir altyapı daha önce hiçbir üniversite tarafından kurulmamış. Sakarya Üniversitesi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın himayesinde STM firmasıyla işbirliği yaparak yaklaşık 14 aylık bir süre içerisinde elektrik enerjisi kritik altyapısı ve su yönetimi kritik altyapısı ile alakalı bu test yatağı merkezini kurdu. Bunları gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası arenada bu alanda çalışan üniversitelerle, ülkemizde siber güvenlik firmalarıyla, bu konuda işleten yani enerjiyi üreten, ileten ve dağıtan kurumlarla ve bu kurumlara mühendislik hizmeti sunan yani onların programlamasını yapan firmalarla birlikte çalışarak hem onlardan bazı bilgiler alarak hem de bizim elde ettiğimiz bilgileri onlara aktararak kritik altyapıların siber savunmasına karşılık dayanıklılığını artırmak amacıyla her türlü aslında çalışmanın altyapısı burada gerçekleştirilecektir. Ana hedeflerimizin içerisinde bunların var olduğunu söyleyebilirim.